Ya aslında kendisi çok konuşmuyor, ön planda olmuyor diyeyim daha doğrusu ama bir şekilde gündeme geliyor. Tam da bu seçim yaklaşırken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim soruları iyice konuşmaya başlamışken Abdullah Gül ismi şu anda gündeme getirildi. Sosyal medyada konuşuluyor. İşte birileri karşı çıkıyor, birileri de övüyor. Ne diyorsunuz bu Abdullah Gül tartışmaları? Neden gündeme geldi? En uzman kişi Feyyaz Bey, onu bırakırım. O hep konuda. Bana bu konular soruluyor çünkü benim... yakın olduğum biliniyor kendisiyle. Evet. Çok ilk gençliğimize dayanan bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Dolayısıyla bana genellikle bu soru yöneltiliyor. Ne zaman gündemin bir maddesi haline dönüşürse Abdullah Gül ismi, onun muhataplarından bir tanesi ben oluyorum. Yani niye konuşuluyor? Çünkü baktığınız zaman şu anda Türkiye'de en deneyimli siyaset adamı olarak karşımıza çıkan bir veya iki isim var. Onların içerisinde en deneyimlisi de Abdullah Gül. 1991'de siyasete girdi. Daha sonra kurulan Refah Yolu Hükümeti'nde Devlet Bakanlığı'nı üstlendi. 2002'de kurulan AK Parti'nin ilk hükümetinde başbakandı. Sonrasında uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı yaptı. Son 7 yılında da Cumhurbaşkanlığı makamını işgal etti. Şimdi böyle bir deneyim Türkiye'de başka kimsede yok. Eski bir cumhurbaşkanı var, eski Dışişleri Bakanları var, eski devlet bakanları var, başbakanlar da var. Ama bütün bunları bünyesinde, kendi geçmişinde bulunduran tek isim Abdullah Gül. Dolayısıyla onun zaman zaman gündeme gelmesi normal. Niye konuşmuyor? Aslında sorulduğu zaman doğru dürüst kendisinin bu deneyimlerinden yararlanmak için sorular yöneltilse ben eminim konuşur. Netice itibariyle yabancılar çağırıyorlar. Daha geçenlerde Kazakistan'daydı geçen hafta. Orada yapılan bir zirvede dünya sorunlarıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Türkiye'de de böyle bir davet olsa ve kendisinin bu deneyimlerinden yararlanılmak istense açıklama yapacaktır. Ama niçin konuşuyoruz? Cumhurbaşkanlığı seçimi. Acaba Abdullah Gül tekrar adaylık söz konusu olabilir mi onun için diye konuşuyoruz. Niye bu konuşuluyor peki? Çünkü Türkiye'de şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaksa nasıl bir aday Millet İttifakı tarafından belirlenecek. Bu düşünülüyor. Cumhur İttifakı'nın adayı sanki çoktan belirlenmiş gibi algılanıyor. Çünkü Devlet Bahçeli ısrarla bizim için başka bir aday yok deyip Tayyip Erdoğan bizim Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız diyor. Yakın zamana kadar, hatta düne kadar denilebilir. AK Parti içerisinden böyle bir açıklama hiç gelmemişti. Bizim tek adayımız var, onun adı da Tayyip Erdoğan diye. Dün Ömer Çelik AK Parti sözcüsü olarak bunu söyledi. Dolayısıyla biliyoruz ki oranın Cumhurbaşkanı adayı belli. Ben ondan da kuşkuluyum. Yani netice itibariyle seçime gidileceği gün ortam geldiğinde acaba seçilemeyeceğini görecek kadar işler kötüye gitmişse AK Parti açısından ve Cumhur İttifakı açısından Tayyip Erdoğan öyle bir ortamda acaba adaylığını koyar mı diye bir kuşkum var. Ama hadi oranın adayı belli ve yarın seçim olsa o aday çıkacaktır diye kabul etsek bile Millet İttifakı'nın aday konusu ortada. Kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu olabilir deniliyor ve onun açıklamaları hep o yöne yorumlanıyor. Ama yine onun partisi içerisinden iki isim, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş isimleri telaffuz ediliyor. Hatta kamuoyu yoklamalarında soruluyor da bunlar aday olursa oy verir misiniz diye. İnsanlar onların isimlerini oyluyorlar kamuoyu yoklamalarında. Bu arada Meral Akşener olabilir mi? Çünkü 2018'de yine bir Millet İttifakı vardı. Yine Abdullah Gül'ün adaylığı söz konusuydu. Sanki olabilecek gibi de bir izlenim alınmıştı. Ama Meral Akşener ben de adayım deyince Abdullah Gül'ün adaylığı olmayacağı ortaya çıktı. Çünkü şartı muhalefetin kendisini bütünüyle aday göstermesiydi. Şimdi Meral Akşener ben aday olmayacağım dediği için
Orada bir açıklık meydana geldi. Bu arada konuşuyoruz. Ama siz Abdullah Gül'ü yakından tanıyorsunuz. Burası önemli. Şimdi öyle bir hava gündem yaratıldı ki Abdullah Gül'ün Atatürkçülüğü üzerinden yazılar yazılıyor. İşte aslında Atatürkçüdür deniyor. Hani yani bu bir anlamda Cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde işaret edildiğini mi gösterir? Çünkü dikkat edin yani CHP konusu var, onların tabanı var. Ya aslında Abdullah Gül yanlış biliyorsunuz siz, Atatürkçüdür o gibi bir hava mı yaratılıyor şu anda? Ben o havanın isteyerek yaratıldığı kanaatinde değilim. Yani neticede herhalde konuşulurken, bu konu gündeme taşınırken birileri bu soruyu bunu bilebilecek durumda olan birilerine yöneltiyorlar. Dolayısıyla cevaplar böyle bir tartışmayı sürdürmemizi getiriyor. Ben bunu Türkiye'nin talihsizliği olarak görüyorum. Yani Abdullah Gül'ün 91'den bugüne, yani neredeyse 30 küsur yıl sürmüş olan siyasi hayatında onun şucu veya bucu olabileceği konusunda bir kanaat insanlarda oluşmamış da bugün hala işte Atatürk'ü acaba konusunda ne düşünüyor diye bir soru akla geliyorsa, ben bunu Türkiye açısından talihsizlik olarak görüyorum. Ayrıca Abdullah Gül'ün ismi ortaya ne zaman atılsa, bu Atatürk konusu çok yeni bir konu. Yani daha önce hiç gündeme gelmemişti. Ama başka konular geliyor. Mesela birileri ısrarla onun işte 1 Mart tezkeresi sonrasında Türkiye-Amerika ilişkileri zora düştüğünde Colin Powell'ın, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın getirdiği gizli bir anlaşmayı, başbakanken böyle bir anlaşmayı kabul ettiği. Halbuki bu mesela Fikret Bilan'ın yazdığı o dönemle ilgili kitapta uzun boylu olarak açıklanmış, böyle bir şeyin olmadığı, yapılan şeyin ne olduğu çok iyi anlatılmış olan bir konu. Ama bunu hala yazıp çizenler var. Veya işte 29 Ekim'lerde törenlere katılmak yerine hasta olduğunu, böyle bir şey olabilir mi? Yani ya gerçekten hastadır ve gitmemiştir. Ben böyle bir olay hatırlamıyorum ama fotoğraflarda yayınlandığına göre böyle bir olay olduğunu varsayıyorum. Mutlaka öyle olmuştur. Bir defa Cumhur, bir orta ismi Abdullah Cumhur Gül. Niye? Çünkü 29 Ekim doğumlu. 29 Ekim'de doğduğu için kendisine isim konulurken anne babası Cumhuriyet'ten esinlenerek bir de Cumhur ismini de ekledim. Şimdi böyle baktığınız zaman yani benim de içinde yer aldığım bir kesimin mensubu Abdullah Gül, bizim için Cumhuriyet en değerli şey. Dolayısıyla sanki Cumhuriyet'le bir hesabı varmış gibi, Atatürk'le bir hesabı varmış gibi bunların yansıtılması, bunlar çok büyük talihsizlik. Ama Atatürkçülük, bu başka bir olay. Yani Atatürkçü müdür, değil midir? Kemal Kılıçdaroğlu Atatürkçü müdür, değil midir? Mesela benim açımdan esas tartışılması gereken, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Nitekim tartışanlar var bunu da. Kendi parti içinde tartışıyorlar. Evet. Yani dolayısıyla yani, ama o tartışmayı ben makul görürüm. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tabii, için altı ok diye bir şey var ve onun içerisinde Atatürkçülükle irtibatlı o altı ok. Orada böyle bir tartışma yapılabilir. Ama onun dışında insanlar için böyle bir tartışmanın açılması bile Türkiye açısından talihsizlik. Abdullah Gül'ü bence eğer yeniden bir adaylığı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olacaksa, bu tür gerçekten çok küçük ayrıntılar yüzünden değil, geçmişle ilgili bir takım konulardan dolayı tartışmayı açmak lazım. Çünkü şu oluyor, mesela çok AK Partili gibi bir cumhurbaşkanlığı sergiledi. Baktığınız zaman öyle gibi görünüyor. AK Parti'nin getirdiği yasa tasarılarını pek geri çevirmemiş. Ama onun öncesi var. Bunu defalarca açıkladı kendisi ama yine gündeme taşınıyor bu. Nedir o? Cumhurbaşkanının hukuk danışmanları var. AK Parti bir yasa üzerinde çalışma yaptığında onun derhal o danışmanlar tarafından daha henüz tasarı halinde meclise sunulmadan önce incelenmesi ve onda mahsurlu görülen noktaların değiştirilmesi yönünde Cumhurbaşkanı'nın tazyiki, onun üzerine değiştirilen metnin meclisten geçmesi üzerine Cumhurbaşkanı'nın onu onaylaması. Dolayısıyla da onların veto edilmemesi diye bir durum ortaya çıkıyor. Ha, o yasalarda, yani kendisinin sahip çıktığı yasalarda bir sakınca varsa bunlar tartışılabilir.
tartışılmasında da yarar vardır. Yani netice itibariyle neyi desteklemiş, neyi desteklememiş. Peki bugün Cumhurbaşkanı adaylığına hani ittifak olarak seçilse, uygun görülse, hani yakın tanıyorsunuz siz de. Hangi ittifak? Millet İttifakı'nı kastediyorum. O zaman bana da bir söz gelsin. Aa, harika oldu. Tamam, çok, şimdi, çok güzel bir yere geleceksin galiba. Ama soruyu alalım da sorarsınız. Tamam, onu da şey yapacağım. Ama harika bir yere geldiğinin farkındayım Emin abi. Güzel evet, oldu. Doğru. Birazdan geleceğim. Hangi ittifakı anladım. Ama ben şimdi Fehmi abiye şey soruyorum. Millet İttifakı olarak teklif edildiğinde kabul eder mi, ister mi Abdullah Bey? Yani eğer böyle bir kendisine böyle bir teklif Millet İttifakı tarafından, yani bütün orada oluşan paylaşanlar tarafından getirilirse, böyle bir görev düştüğünde bugüne kadar hepsi hazır alıyor. Yani ister. Hazır mı bilmiyorum ama onu reddedeceğini zannetmiyorum. Peki. Evet Emin abi. Abdullah Bey konusu. Fehmi Bey'i hakikaten tebrik ediyorum. Bu kadar insan dostane bir şekilde dostluğuna sahip çıkar. İnanarak da sahip çıkar. Size de sahip çıkarım, merak etmeyin. Hayır. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Yani bunu hatırlatıyorum yani. Çok teşekkür ederim. O zaman konuşuruz bazı şeyleri. Şimdi şeye gelelim. Abdullah Gül'ün esas itibariyle ben herhangi bir sebepten Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olmayacaksa Abdullah Gül'ün oraya yakışacağı kanaatini taşıyorum Cumhur İttifakı için. Ve hakikaten Tayyip Erdoğan'dan da daha fazla oy alabileceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle bugün Tayyip Erdoğan politikalarına ters düştükleri için ayrılan Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi, Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin seçmeni bugün Millet İttifakı'nın göstereceği adaya nazaran Cumhur İttifakı'nın Abdullah Gül adayı olduğu takdirde onu tercih etme, seçmen seviyesinde tercih etme ihtimali daha yüksek. Abdullah Gül Tayyip Erdoğan'dan daha fazla bile başarılı olabilir. Millet İttifakı'na gelince bunun düşünülmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bir kere propaganda seviyesinde bir felaket çıkacak ortaya. Yani AK Parti'nin kurucusu, AK Parti'nin başbakanı, AK Parti'nin cumhurbaşkanı şimdi AK Parti'nin adayına karşı kampanya yapacak. Nasıl olacak bu iş? Yani bunu anlayabilmenin imkanı yok. Siyaseten bu kadar siyasetin içinden geliyoruz. Orada çıkabilecek kaos, edilecek çirkin laflar, Türkiye kim kazanırsa kazansın idare edilemez bir hale sokar. Üçüncüsü ve en önemlisi, ben bu arada Abdullah Gül hakkında anlatılan konuların çoğuna iştirak ettiğimi de söyleyeyim. Yani çok tecrübeli bir insan oldu da muhakkak. Ancak Millet İttifakı prensip itibariyle kendi varlığını inkar etmeyecekse eski bir AK Partili aday göstermemeli. Yahu siz kendi içinizden koskoca CHP, Cumhuriyet'in kurucusu CHP, büyük bir iddianın ortaya çıkmış İyi Parti, yanlarında AK Parti'ye itirazen ortaya çıkmış Davutoğlu'nun partisi, Ali Babacan'ın partisi ve yine AK Parti'ye itirazen birleşmemiş Saadet Partisi, arada da işte Demokrat Parti de var. Bunların hepsi birleşecekler. Bir AK Partili, eski AK Partili haricinde bir aday bulamayacaklar. Bu kendilerini inkardır. Özellikle CHP için bu kendi kendini inkardır. Böyle bir teklifin gelmesi de ben pratikte, geçen seçimde bile konuşulduğu zaman benim için siyaseten anlaşılmaz bir konuydu. Yani ana muhalefet partisinin Ekmelettin Bey'den sonra işte oportunist bir şekilde muhafazakarlardan oy alalım oportunizmi içinde. Buna siyasi oportunizmden başka bir şey söyleyemiyorum. Eski bir AK Partili aday göstermeye çalışmasını son derece yanlış buldum. Yanlış diyorsunuz. Kendi partisinin içinde de isyan çıktı zaten. Muharrem İnce öyle aday oldu. Bugün de öyle oldu biliyorsunuz. Adı ön plana çıkar çıkmaz CHP için tabii ki Abdullah Gül nereden çıktı, başka aday mı bulamadınız diye köşe yazıları falan mutlaka yazdılar. Mutlaka yazacaklardır, evet. Mutlaka konuşulacaktır ama şimdi baktığınız zaman bu ismin ortaya çıkmasının matematiksel bir açıklaması var. Yani CHP içerisinden çıkacak bir adayın Cumhurbaşkanlığına aday gösterilecek olan bir Cumhuriyet Halk Partili'nin, bu isterse Kemal Kılıçdaroğlu olsun ve bütün Millet İttifakı paylaşanları tarafından da kabul edilsin ve tabanlarına da kabul ettirilsin.
seçilebileceğini düşünmüyorum. Çünkü seçilebilecek bir adayın karşı taraftan esas AK Parti tabanından oy alması lazım. Öyle bir isim bulacaksınız ki bu AK Parti tabanından da kendi adaylarına rağmen, kendilerinin bir adayı olmasına rağmen ona değil bu tarafa oy verecekleri bir isim olsun. Çünkü %50 artı 1 için böyle bir gereklilik var. Boşuna çıkmıyor yani. Şimdi CHP'den birileri vermez. Doğru, vermez. Vermez. Bazıları vermeyebilir. Evet. Ya ama zaten %100 diye bir şey yok ki. %50 yani hangi aday olursa olsun vermeyebilirler. Yok, seçmeni kazanabilirler yani. Mesela Kemal Bey de aday olmasın diyen CHP'ler var. Şimdi Ekmelettin Bey'in adını böyle geçiriyoruz. Ama Ekmelettin Bey az oy almadı ki. Ne aldı? Seçime iştirakı düşünün. Şeyden fazla aldı. Katılıma bakın siz. Katılıma. Neyine katılıma bakacağım? Yok canım, %70'lerde kalan katılımdan geçti. İşte olsun o %70 olsun. Olmaz. Yani. Seçimi sonuç itibariyle bu konuda hakikaten ısrarlı olmak berhava etmektir. Yani siz düşünebiliyor musunuz? İtirazen 19 senelik AK Parti sistemine Cumhurbaşkanından, Başbakanından beraber itiraz ediyorsunuz. Çare olarak da tekrar eski bir AK Partili Cumhurbaşkanı adayı olarak. Çünkü itiraz ettiğimiz bütün konular Abdullah Gül'ün siyasi hayattan çekilmesinden sonra patlak vermiş olan şeyler. Ben onu başka bir programda konuşuruz. Sizin farklı bakışınızı biliyorum bu konuya ama yani netice itibariyle ben bunu söylerken öyle bakarak söylüyorum. Yani bir baktığınız zaman AK Parti'de neyi eleştiriyorsa insanlar şu anda o eleştiriler daha 2014 sonrasının ortaya çıkardığı sorunlar. Fevkalade. Onun için hakikaten ben Abdullah Gül'ün de, Abdullah Gül Beyefendi'nin de, Ahmet Davutoğlu'nun da, Ali Babacan'ın da AK Parti'ye geri dönmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani o da bir görüş. İnşallah da olsun. O da bir fevkalade görüş. Fevkalade. Ama mı? Yani hangi isimle ilgili konuşacak olursak olalım adaylık konusunda. Nitekim yani sandık uzakta da olsa göründüğünde, adaylar gerçekten konuşulacağı bir ortamda pek çok isim ortaya yine atılacaktır mutlaka. Ama her biri için düşünülecek olan şey işin matematik yönüdür. Bu insan aday gösterildiğinde %50 alabilir mi? Yani sadece bir ittifaktan değil, karşı ittifaktan da aday oy alabilecek bir isim midir diye düşünülmek zorunda. Herkesten yani %100'den oy alınacak diye bir şey yok. CHP'lilerden bir bölümü vermeyebilir. Efendim başka bir şey. Ama eğer onların boş bıraktığı yeri fazlasıyla dolduracak bir oy karşı cepheden gelecekse o takdirde o cepheye de hoş görünecek. Mesela İstanbul'da İmamoğlu örneği gibi mi? Ya da yani, Ankara'da Mansur Yavaş, o da öykücü kökenli. Yani mutlaka bunlar düşünülecek. Tabii bütün bu hesaplar yapılacaktır. Ama bir partiyi bütünüyle temsil eder gibi görünen bir isim, bu benim çok değer verdiğim Kemal Kılıçdaroğlu da olsa, aday gösterilirse bunun getireceği sonuç başarısızlık olma ihtimali çok yüksektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının aday olduğu bir ittifak, kendi içerisinden de oy vermeyecekler çok olacağı için karşı tarafın, yani hiç kazanmaz denilebilecek bir aday bile çıkarsa karşı taraf, onun kazanmasını getirebilir.